Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte önümüzde görmüş olduğunuz Samsung Galaxy Note 5'i inceleyeceğiz. Samsung Galaxy Note 5 çıkalı biraz oldu. Ancak aynen, biz incelemede biraz geç kaldık arkadaşlar. Bunu zaten birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler için de tekrar hatırlatmış olalım. Stüdyoyu taşıdık arkadaşlar. Bu sırada şu an yeni stüdyoda çekimimizi yapıyoruz. Bayağı taşıma işi bizi zorladı. Elimizde zaten Galaxy Note 5 epeydir vardı arkadaşlar. Ancak çekme fırsatı bulamadık. Tam çekmeye yaklaşmışken de o sırada IFA maceramız başladı. Kesinlikle. O yüzden yine IFA'dan sonraya atmak zorunda kaldık. Şimdiye kısmetmiş diyelim. Ve yavaş yavaş başlayalım incelememize. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle üzerinde Galaxy Note 5 yazısını görüyoruz zaten. Şurada da 32 GB olduğu ibaresi var. Hemen kutusunu açalım. Ufak tefek teknik detayları vermişler. Ancak zaten biz videomuzda bunlara değineceğiz. İçinden tabii ki de telefon çıkıyor arkadaşlar. Şunu şöyle hemen... Sürpriz. Sürpriz. Bir tane hızlı başlangıç kılavuzumuz var. Bir tane SIM kartı takıp çıkartmak için direkt yapılmış olan... Yok, şu komple çıkartmak istiyorum. SIM kartı takıp çıkartmak için yapılmış olan iğnemiz bulunuyor. Bunun dışında bir adet USB kablo, kulaklığı geliyor. Kulaklığını hemen şuradan da göstereyim. Şöyle güzel bir kutunun içine koymuşlar. Bunu da kaldıralım. USB kablomuz dedik. Burada arkadaşlar birazdan değineceğimiz Samsung Note'lara özel olan S Pen'lerin uçları var. Aynen. Kalem uçları var arkadaşlar. 0507. Yok, öyle değil de. Şimdi kullandıkça bu uçlar plastik aşınabiliyor. Eriyebiliyor uçları. Yavaş yavaş yok oluyor. Bu erime başladığı zaman kalemin ucunu değiştirebiliyorsunuz bu aparat sayesinde ve yanındaki uçlarla birlikte. Bir tane de şarj adaptörümüz çıkıyor. Şarj adaptörünün özelliği hızlı şarj edebilmesi telefonu. Zaten birazdan bunlara da değineceğiz. Kutu içeriğimiz bu kadar. Yavaş yavaş telefonumuza geçelim. Telefonda her zaman olduğu gibi isterseniz tasarımla başlayalım. Neler var Aydan tasarımda? Tasarımsal olarak Galaxy S6 modeline zaten net bir şekilde benziyor diyebiliriz. Detay kısmında ise hemen mesela ön yüzü zaten düz bir şekilde. Altta klasik Samsung'da gördüğümüz ana ekran tuşu var. Aynı zamanda parmak izi okuyuculu. Yan tarafında ses açma kısma tuşlarımız var bu tarafta. Başka hiçbir başka şey hiçbir yok. Başka hiçbir şey koymamışlar buraya. Aynen. Arka tarafına arka bakalım. Tarafında işte Samsung yazısı ve arkası da Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Onu da belirtmiş olalım. Bu hani üzücü bir detay olabilir bazıları için. Zira parmak izi telefonun üzerinde görmeyi hiç sevmeyen insanlar var. Şu an şurada da görebileceğiniz gibi telefonu daha yeni silip kutusuna koyduk. Ancak çıkartır çıkartmaz üzerinde parmak izlerini görebiliyoruz. Eminim bundan rahatsız olan insanlar vardır. Evet, kesinlikle oluyor. Yani özellikle bu koyu renk olduğu için hadi çok fazla belli olmuyor da açık bir renk olsa komple böyle yine şu an gördüğünüz gibi oluyor. Hani şu parlaklık arttı mı işte dediğin gibi cayır cayır belli oluyor yani. Hı hı. Kamerasına gelecek olursak 16 megapiksellik bir arka kamerası var. Yanında flaşı ve sensörlerimiz var diyelim bu işte kalp, nabız sensörleri falan filan gibi. Diğer tarafında ise sadece power tuşumuz var. Güç açma yani kilitleme ya da diyelim tuşumuz var. Üst tarafında ise bir mikrofonumuz ve aynı zamanda SIM kart girişimiz var. SIM kartımız nano SIM yani en küçük olan mikro SIM'in de küçüğü olan kart takılabiliyor. Micro SD kart girişi Note 4'te vardı ama Note bu arkadaşımızda yok. Alt tarafına bakalım istersen. Aynen, alt tarafında da ortada tabii ki klasik micro USB girişimiz var. Sol tarafında kulaklık girişi ve sağ tarafında mikrofon ve hoparlör var. Bunun dışında da tabii ki de S Pen'imiz var. S Pen var. S Pen bu sefer yine biraz farklı yapılmış. S Pen'i çıkartmak için arkadaşlar şöyle tırnağınızı sokup da böyle yukarıya kaldırmanıza gerek yok. Arka tarafı böyle küçükken de tabir çıt ettiğimiz çıt çıt olayı var. Kaleme bastığınız zaman kalem kendini dışarıya salıyor ve rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz kalemi. Onun dışında arkadaki çıt çıtın hiçbir işlevi yok. Bunu ekstradan da söyleyelim. Ekstradan da koyulabilirmiş aslında bazı işlevler de Samsung kendisi düşünmemiş. Bilmiyorum. Ne olabilirmiş? Şuradaki şu an buton şey olsa zaten var. Efsane olurmuş mesela. Hani tetikleyici gibi bir şey. Şöyle tuttuğun zaman şuna basınca fotoğraf çekecek. Mesela uzun bastın mı telefonu bulması falan hani gibi. Gerçi hadi S Pen yanındayken telefon nerede olacak diye sorarları da var da. Aynen öyle. Ama hani işte dediğin gibi birçok şeyler getirebilir aslında. Belki de ilerleyen modeller için böyle şeyler düşünüyorlardır. Bu kalemi arkadaşlar eğer telefonu alırsanız sakın ters takmayın.
ters taktığınız zaman telefon garanti dışında kalıyor ve garanti dışında kalsın çok problem değil diyorsunuz ama kalemi içinden bir daha çıkartamıyorsunuz. Öyle bir şey var. Yani eğer çıkartırsan bir şeyleri de parçalayarak bunu çıkartırsın. Bunu yanlışlıkla şöyle sokarsanız arkadaşlar, hani şu şekilde değil de, hatta şu kameraya da daha net göstereyim. Şöyle değil de şöyle soktuğunuz zaman çok kötü şeyler oluyor. Çok telefon yanlış garanti dışı kalıyor ki arkadaşlar. Samsung dediğin gibi direkt açıklama yaptı, hani onu yaparsan da direkt garanti dışı kaldığını belirtti. Bye bye happiness diyor. Aynen öyle. Şimdi dilersen tasarımından donanımına geçelim biraz da. Az da donanımından bahsedelim. Tabii telefonun. Ki. Şu an zaten görmüş olduğunuz ekran 5.7 inçlik bir ekran. Bu ekranın çözünürlüğü de 2K dediğimiz çözünürlük. Yani Full HD'nin bir üstü. Çok daha net, çok daha parlak ve detayları çok daha şekilde görebildiğiniz. Hani piksellenme görmüyorsunuz diyebilirim. Bunun dışında yine S6 ve S6 Edge'de gördüğümüz Snapdragon 7420 var. Bu da oldukça iyi bir işlemci. Hatta sentetik testlere göre en yüksek değerleri alan işlemci şu anda bu. Bunun dışında 4 GB RAM ile donatılmış bir telefonumuz var. Gayet güçlü. Aynen, hani zaten sonuçta not olduğu için biraz daha fazla detay, hani kalemdir falan filan birçok ekstrası olduğu için 4 GB RAM de fazlasıyla yeterli. Bunun dışında da bir de hani 3000 mAh'lik bir bataryası olduğunu söyleyebiliriz. Sanıyorum Note 4'ten bir tık daha düşük yapmışlar bataryayı. Kesinlikle biraz daha düşük ve hani bu yine diyebiliriz acaba hani niye düşürüyorsun? Sonuçta daha fazla özellik ekliyorsun, daha iyi bir işlemci koyuyorsun ama daha düşük. Ancak günlük kullanımda açıkçası, gerçi biz ofiste olduğumuz için hani çok fazla da böyle aşırı derecede kurcalayamıyorum gün içinde ama beni akşama kadar götürebiliyor. Aynı zamanda İFA zaten boyunca bunu kullandın sen. Mesela yani sen orada kendi deneyimlerini aktar istersen. İFA boyunca kullandık. Orada size zaten hani video çekerken mesela birçok fotoğrafı da Note 5 ile çekmiştik o sırada hazır bir şekilde. Kamerası çok iyi olduğu için. Biz dönene kadar, yani biz otelimize geri dönene kadar rahatlıkla kullandım. Herhangi bir şarj etme ihtiyacı duymamıştım. Ki zaten şey de var, hani acil bir şarj durumunda İFA'da hani zaten teknoloji fuarı, priz bol. Yani orada 15 dakikalık bir şarjla hani yine günü kurtaracak seviyeye neredeyse gelebiliyor. Hani bunda da zaten klasik o yarım saatte işte %60 şarj durumu olduğu için hani en sıkışık durumlarda bizi çok rahat bir şekilde kurtarabilirdi ama hani onu da belirtmiş olalım. Ben İFA boyunca fuar alanındayken şarj etmedim hiç. Hiç gerek kalmamıştı açıkçası. Ki bütün gün Almanya'da 4G ile bağlandık. Bütün gün bununla fotoğraf çektik. Hani yani gereken işlemlerin çoğunu bu telefonla yaptık aslında. O konuda pilin de düşük olması bir dezavantaj sağlamamış diyebiliriz. Aynen, yani optimizasyonunu iyi yapmışlar diyebiliriz 3000 mAh pil olmasına rağmen. Bu arada tasarımda atladığımız detaylardan birisi de telefonun boyutları. Bunu da atlamamış olalım. Hemen notlarımızda kontrol ederek devam etmek istiyorum. 153 mm'lik bir uzunluğu var telefonun. Bunun yanında 76 mm'lik de bir genişliği var. Ayrıca 7.6 mm'de de bir kalınlığı var. Fena sayılmaz bir değer 7.6 mm. Evet. Hani elinize aldığınız zaman tutuş hissiyatı çok çok kalın durmuyor. Küçük bir telefon değil açıkçası. Aynen. Hatta tasarım detayları demişken arka tarafında Edge'de gördüğümüz, yani S6 Edge ve S6 Edge Plus'ta gördüğümüz kıvrımı bunda arka tarafına yapmışlar. Ve o kıvrım da hani elle tutarken düz bir şekilde olmadığı için biraz daha rahat oturuyor elinize. Bu da hani küçük de bir avantaj sağlamış Note 5 için diyebiliriz. Aynen öyle. %79,9'luk bir ekran oranı var. Bu da yine %70'in üstü genelde kabul edilebilir rakamlar olarak gayet iyi sayıyoruz. Gayet iyi diyoruz her zaman. 171 gramda bir ağırlığı var ve hani ağır değil telefon. Aslında 171 gram dediğimizde artık bu telefonlarda 120'lere 130'lara düştüğünü görüyoruz ama 5.7 inç bir ekrana göre oldukça hafif bir cihaz diyebiliriz. Kesinlikle ağırlığını öyle hissettirmiyor. Telefon bizdeki az önce kutunun üzerinde de gördüğünüz gibi 32 GB'lık modeli ama bana bu yetmez diyorsanız, ki micro SD kart desteği de yok, 64 GB'lık modeli de var. Onu da isterseniz satın alabilirsiniz. Daha yüksek hafıza isteyenler tabii ki de 64 GB'la yönlenmeliler ki bu telefon 4K video çekebiliyor. Artık uygulamaların boyutları coştu. Evet. Sanki 64'lük almak almışken biraz daha mantıklıymış gibi geliyor bana. Kesinlikle doğru. Bunun dışında da hani kamera dedik, 16 megapiksel evet, kamera. Evet, kamera özelliklerini ince ince artık geçebiliriz. Şu an şöyle bir şey diyebilirim direkt. Hani şimdiye kadar elime geçen telefonlardan test ettiğim ya da kendi kullandığım telefonlar arasında en sağlam, en güzel görüntüyü ben bunda görmüştüm. Aynı zamanda mesela İFA'da yaptığımız periskop yayınları bu telefonla yapıldı. Gerçi hani hadi o biraz periskop da internetle zaten alakalı düşürüyor da. Ama yani
çektiğimiz fotoğraflarda mesela IFA ile ilgili videolarımızın birçoğunda fotoğrafları biz Note 5 ile çektik. Gayet o sırada DSLR kurmak yerine çok pratik ve çok daha net, ışıkları çok iyi alabilen bir kamerası var. Bu da çok güzel bir detay. 4K çekim desteği zaten sunuyor. Bu da güzel bir detay diyebiliriz. Ön kamerası da 5 megapiksel. Oldukça uğraşılmış ve geliştirilmiş diyebiliriz. Karanlık ortamlarda yani düşük ışıkta ön kameranın performansı haliyle düşüyor ama genel manada çok çok güzel bir kamerası var diyebiliriz. Hani alanlar ya bunun kamerası olmamış diyecek bir kişi düşünmüyorum açıkçası. Kesin zaten hani şu an orada da IFA'da da yeni model telefonları da test ettik. Sony Xperia Z5'i de test etme fırsatımız oldu. Hani kamerası gayet onlarla yarışabilir bir kamera. Hani evet. Sizi kamera konusunda hiçbir şekilde üzmeyecek bir telefon olduğunu söylemeliyiz ki zaten arka planda kamerayla ilgili görselleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonun çektiği fotoğraf ve videolar arka planda akıyor şu an. Kameradan sonra dilerseniz Note serisini Note yapan özelliğe geçelim. S Pen. Videonun başında da belirttiğim gibi artık S Pen'i böyle arkasındaki çıt çıt sayesinde tırnaklamadan çıkartabiliyoruz. Note 4'e göre böyle çok fazla bir değişikliği yok. Zaten hani bir kalemden bekleyebileceğiniz birçok şeyi yapabiliyor S Pen. Şöyle bir özellik eklemişler. Bu S Pen'i çıkarttığınız zaman hızlı not alabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt karşınıza siyah bir ekran geliyor ve buraya aldığınız notları istediğiniz şekilde kaydedebiliyorsunuz. Böyle güzel bir yanı var. En güzel detayı şu an için bu diyebiliriz. Hani acil bir not alman gerektiğinde işte aç notlara gir falan filan diye uğraşmadan kalemi çıkartıyorsun ekran kapalıyken. Kesinlikle öyle. Onun direkt dışında şunu bir parmakla açılsın bakalım. Tamamdır. Parmak izi sensörünü koydu Aydan sağ olsun. Açamıyorum ben telefonu hiçbir şekilde. Kurcalama diye. Tamam. Tabii. Şöyle hızlı erişim butonu gibi bir şey eklemişler. Buraya basıyorsunuz. Bu Note 4'te de vardı diye hatırlıyorum. Şu an hani tam yanlış bilgi vermeyeyim. Olması lazım. Ancak buraya sen kendi yüklediğin uygulamaları ekleyemiyordun. Artık burada kendi yüklediğiniz uygulamaları da ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben çizime yönelik kullanacaksam buraya indirdiğim çizim uygulamalarını ekleyebiliyorum. Ya da not alıyorsunuzdur ya da fotoğrafla ilgili bir şey yapıyorsunuzdur. Oraya dilediğiniz zaten uygulamaları atabiliyorsunuz. Gördüğün gibi ben Sketchbox'la karalama defterini kendim eklemiştim. Normalde S Note'a kadar şey veriyordu. Ekstradan ben mesela oraya iki uygulama daha ekledim. Tamamdır, ekle. Ekleyelim. Var. Bunun yanında kalemin üzerinde bir düğme var. Buna bastığınız zaman da yine bu yan taraftaki hızlı menü geliyor arkadaşlar. Eğer siz bir uygulamadasınız, mesela Sketchbook'u açtığımız zaman o menü burada gözükmüyorsa direkt buna basarak hızlıca o menüyü aktif edebiliyoruz. Onu böyle da zaten de şöyle bir şey var. Mesela şöyle kaldıralım. Onu sürükleyip yukarıdan da hani görünmemesini sağlayabiliyorsun o sırada seni. Tamamen kaldırabiliyorsun. Aynen. Onu kaldırdığın zaman işte dilersen bu düğmeye basarsan bu arkadaş buraya geriye geliyor diyelim. Vallahi şöyle söyleyeyim abi, hani ben bu telefonu alsam çılgınlar gibi çizimle uğraşırdım herhalde. Bilenler bilir arkadaşlar, çizim yapmayı severim. Note serisi de hani yolda, otobüste vesaire giderken bunun için çok müsait. Zaten kalemin hassasiyeti hayvan gibi. Çok çok güzel. Gayet bazı şeyler için ideal gibi. Hani ufak eskizler almak için falan filan çok iyi. Ama hani olmazsa olmaz bir şey mi? Bilmiyorum. Orası biraz tartışılır. Şöyle artıları var. Mesela işte ekran görüntüsü alırken falan filan. Yani bir şeyden bahsediyorsun mesela. Gördün. Arkadaşlarınla paylaşmak istiyorsun. Normalde diğer telefonlarda yani böyle sağ en üstteki de yollarsın mesela bir yer. Hani sağ en üstteki görsele bak falan dersin. Aynen. Onu da direkt bir yuvarlak içine al. Hatta S-Pen'le birlikte. Kes, yapıştır, farklı yerlere at. Hani birçok detayı var ve ufak da size kalem yardımıyla bir Photoshop deneyimi sunuyor diyebiliriz tabii. Sunabildiği kadar. Sonuçta profesyonel bir şey bekleyemeyiz ama. Bir de hani 5.7 inç bir ekranda. Keyfi de ona göre oluyor tabii ki de. Şimdi S Pen'den sonra isterseniz telefonun oyun performansından da biraz bahsedelim. Zaten 15 dakikalık standart bir test yapacağız. Ancak bu sırada Aydoğan da Almanya'da bunu bol bol oyunla oynadı akşamları sağ olsun. İş yapmak yerine orada oturdu oyun oynadı. Biraz oyun deneyimlerinden de bahset madem bize. Tamamdır. Note 5'in şöyle bir artısı var aslında. Normalde S6 ve S6 Edge'de 7420 yani Note 5'te kullanılan işlemci kullanılıyor ve bu aslında birçok kişi tarafından şey düşünüldü. Hani daha mı düşük? Çünkü daha büyük ekran, daha fazla işlem yapacaksın. İşte S Pen'i var. Ama buna rağmen telefonda beklemediğim kadar iyi bir performans çıktı. Hatta Mortal Kombat X'le denedim. Hani şu an için düşündüğüm kadarıyla en fazla zorlayabilecek oyunlardan biri. Sürekli Mortal Kombat X kastım diyeyim. Ama ilginç bir şekilde telefonda ısınma yok.
normalde birçok telefonda oyun oynarken bir ısınmayı sezersin. Az ya da çok telefonuna göre değişir ama bu telefonda herhangi bir şekilde ısınma olmaması beni çok şaşırttı. Büyük ihtimalle hani optimizasyondan da olabilir. Belki çok iyi bir şekilde ayarlanmıştır ama yani çok çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Mortal Kombat X deneyiminde. Ya zaten hani Note gibi telefonlarda artık bu tarz üst telefonlarda oyun performansını tartışmak bile enteresan. Kaldırmayacağı şu an ve kasacağı bir oyun ben düşünmüyorum henüz piyasada. Kesinlikle. Yoktur sanırım. Önümüzdeki hatta 2 yıl boyunca çıkan bütün oyunları çok rahat, hiç kastırmadan oynatır. Artık telefonlar içinde bilgisayar gibi bunu konuşmaya başladık. O da ayrı bir olay oldu bence. Belirttiğim gibi hani ısınmaması çok çok güzel. Hani bunu işte ekstradan övüyor gibi düşünmeyin. Hani övülmeyecek bir taraf değil. Çünkü mesela IFA'da OnePlus 2 elimize geçtiğimizde ben telefonu daha elime alıp menüde gezerken ısınıyordu. Snapdragon 810'da. Ama bu telefonda o ısınmaması gerçekten benim en çok beğendiğim özelliği olduğu diyebilirim. Tamamdır. Şimdi dilersen bu kadar performansından bahsettik. Bir de test sonuçlarına göz atalım. Bakalım testler nasıl çıkıyor. Evet, test sonuçlarımız da bu şekilde çıktı arkadaşlar. Gayet güzel sonuçlar aslında. Aynen. Yani telefon performans açısından sizlere muhtemelen demeyelim hani %99 2-3 sene boyunca hiçbir sorun çıkartmayacak şekilde tasarlanmış, dizayn edilmiş diyebiliriz. Kesinlikle. Yani Samsung'un dediğim gibi daha önce de Note serisi çok başarılı. Hatta benim Galaxy serileri içinde en başarılı bulduğum modeli bu serisi. Zaten genel değerlendirmede girmiş olduk böylece yavaş yavaş. Sen de istersen Note 5 hakkındaki yorumlarını anlat bize. Çünkü yine dediğimiz gibi 2 hafta boyunca kullandım bu telefonu. Uzun bir kullanım süresi yakalamış oldum. Aynen dediğin gibi ya kullanımda ben ilk defa bir Note telefonu bu kadar uzun bir süre deneyimleme şansım oldu. Oldukça başarılı buldum zaten 7420 chipsetiyle de zaten hiçbir sorun çıkarmıyor size. Hı-hı. Çok rahat bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Şu oyun kasar mı bu oyun bir şey yapar mı diye hani uzun bir süre dediğim gibi 2-3 senelik bir süreçte düşünmenize gerek kalmaz. Tabii burada tek düşündüğümüz konu hani Samsung'un güncelleme politikası. Hmm. Yani 2 sene sonra güncelleme, 2 sene sonra da verecektir ama ondan sonra gelir mi muallak onu bilemiyoruz. Bir de hafıza da düşünülebilir. Hani tabii 32 GB. Arttıramıyorsunuz. 64'lük de var aynı zamanda dediğimiz gibi. Hani o karar size kalıyor tabii ki ama şöyle bir şey var tabii. Önü ve arkası cam olan bir cihazdan bahsediyoruz. O yüzden hani kullanımda biraz daha dikkatli olmak gerekli. Sonuçta hani diğer arkası plastik ya da metal olan telefonlarda şu şekilde düştüğünde hani deriz hadi çok bir şey olmadı sadece şey var ama bunun arkası da cam olduğu için kullanımda biraz daha dikkat etmeniz gerekir. Diğer türlü de hani büyük ekranlı telefon olarak arayanlar için de gayet iyi bir cihaz diyebiliriz. Aynen öyle. Ya bunu zaten kullanım amacı belli, kullanım şekli belli. Daha önce not tutma üzerine. Evet. Yani diğer türlü de hani normal S6'da ne buluyorsanız hepsi var. Hı-hı. Ekstradan kalemi ve dediğin gibi not tutma özelliği var. Ki hani böyle bir özellik sizler için olmazsa olmaz ise hani piyasada bulabileceğin zaten muadil bir şeyler yok. Bunu almak zorundasın. Fablet kategorisinde birçok cihaz olmasına rağmen hani S Pen ve Samsung'un yazılımsal artılarıyla bir adım öne çıkıyor diyebiliriz Note serisi için. Aynen öyle. O zaman daha da merak edilen bir konuya geçelim ince ince. Yavaş. Ne yavaş? Yavaş. Aynen öyle. Ancak biz 1001çeşit.com üzerinden aldık ve 2438 liraya geldi telefon. Şu an Türkiye'de bulabileceğimiz en ucuz fiyatlardan bir tanesi arkadaşlar. Ve şöyle bir artısı var diğer ucuz fiyatlı ürünlerin yanında. Samsung Türkiye garantili. Dilerseniz kesinlikle aşağıda bulunan linkten siz de ürüne gidebilirsiniz diyelim. Ve var mı başka eklemek istediğin diyerek yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz sanırım. Yani merak edenler yani bu telefonu almak isteyenler için direkt alabileceklerini hani kafalarında varsa Note 5 almak herhangi bir sorun yaşamayacaklarını söyleyerek bitirebiliriz. Tamamdır. Ben de seninle aynı şekilde düşünüyorum. Gayet güzel, gayet şık bir telefon olmuş diyelim. Son uyarımızı da yapalım tekrar. Kalemi kesinlikle aldığın zaman ters takmayın. Samsung mesuliyet kabul etmiyor.
diyerek aynen artık videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Aynı zamanda Note 5 ile alakalı aklınıza takılan sorular varsa ya da abi o telefon şöyle iyi böyle kötü diyorsanız yorum kısmına atın. Ayrıca bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.